Merhabalar, Ordu gündemiyle karşınızdayız. Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Mahmut Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette açıklamalarda bulunan Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in üzerinde çalışarak projelendirdiği Sayacabaşı Bilim Kenti projesi için çalışma başlatacağı müjdesini verdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in başlattığı ulaşım hamlesi tarihi rekora ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2019-2023 yılları arasında 1760 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturdu. Daha önce küçük çaplı taşımacılık yapılan Ünye Limanı, Başkan Güler'in çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası konteyner ve turizm limanı haline geldi. Rusya, Gürcistan, Türkiye arasında deniz ticaret ve taşımacılığında önemli rol almaya hazırlanan Ünye Limanı, Roro, kruvaziyer ve konteyner gemilerine ev sahipliği yapıyor. Proje kapsamında aslına uygun restorasyon çalışması süren 600 yıllık tarihi Eski Pazar Camii'nde minare restorasyonu ve çevre düzenleme çalışmalarına geçildi. Başkan Güler, yapılan çalışmalarla geçmişle gelecek arasında bağ kurmayı amaçladıklarını belirtti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Malatya'dan Ordu'ya gelen 4. sınıf öğrencisi Mahmut Kaan Karaca'ya devretti. Ordu'da yapılan çalışmayla yeşil alan miktarı 1 milyon 600 bin metrekareye çıktı. Adeta yeşil seferberlik ilan edilen Ordu'da 22 bin ağaç, 600 bin fidan ve çeşitli türde 2 milyon 350 bin adet çiçek ve bitki toprakla buluştu. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle dağıtılan ve kilogramı 200-250 lira arasında alıcı bulan mavi yemiş üreticilerinde yüzünü güldürdü. Mavi yemiş ve aronyanın il genelindeki yetiştirilme alanları 75 dönüme yükseldi. Altınordu Şahincil'de inşa edilen Ihlamur Vadisi sosyal aktivite imkanları ve oyun alanlarıyla çocukları ve ailelerin uğrak noktası oluyor. Her gün parkı dolduran vatandaşlar keyifli zaman geçiriyor. Yeni haftada tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.